Söyle bakalım, şartların nedir? Evvela alplerimin pusatları geri verilecek. Peşinde olduğun altınlardan da vazgeçeceksin. Zorla zindana attığınız yeğenim Süleyman da affedilecek. Mümkünatı yoktur. Süleyman bana alenen isyan etmiştir. Üstüne bir de zindandan kaçtı. Bey, Bolat Bey'in sözü senin sözün üzerindeyse ben onunla konuşayım. Gant sara bayıksat bir eşinç. Olu ula bayıksat üge eşinç. Yalnızken özüne, topluyken sözüne sahip ol. İstediklerim bu kadar mıdır? Değildir. Son olarak da ağabeyim Gündoğdu'nun affedilmesini isterim. Affedildiğine dair de tamgalı buyruk isterim. İstersen Tebriz'e haber göndereyim, Hülagü Han tahtını sana versin. Ağzından çıkanı kulağın işitir mi senin? Bu şartları ancak hanım kabul ettirebilir bana. İyi o vakit. Benim isteklerimle sana lazım olanları iyice tartarsın. Bakalım hangimiz daha ağır yükün altında kalırız. Madem ki Keykavuz sendedir, o vakit evvela onu görmek isterim. Merak etme, diyeceğim yere gittiğinde onu göreceksin orada. Evvela şartlarımı kabul et, istediğim af buyruğunu ver. Ver ki yükün altında ezilmeyiz.
şartlarını kabul ederim. Eğer bunun altından bir oyun çıkar da Keykavus'u alamazsam, geri döndüğümde obanı yakarım. Sen bir an evvel Tamgal'a buyruğu hazırlayasın, alınacak. Zira vaktin daralmakta. Hülagü Han senden Keykavus'u bekler. Kağıtla Tamgal'ı getirin. Alıncak Ertuğrul Bey'imizin isteklerini kabul ettiğinde sizi götüreceğimiz yerden almaya geleceğim. Ya düşündüğümüz gibi olmazsa? Ya Alıncak bir oyun ederse? O vakit sonu şehadet olur sultanım. Tasam candan yana değil, davadan yanadır Turgut Bey. Nice emekler verilmiş, bu mücadeleye zeval gelmesin. Alemde şer, Oğuz'da er, tükenmez evelallah sultanım. Şehadete ersek dahi ardımızdan geleceği nice yiğitler olacaktır evvelallah. Ele alınacak beyimin isteklerini bir kabul etsin. O vakit gayret bizden, tevfik Allah'tandır. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur. Gayrı elimizde bir kuru can kalmış. İmde en çok işe yarayacağı vakittir. Ya bize zafer yolunu açar ya da şehadete erer. Hak'tan gelen can baş üstüne. Haydi gidelim yiğitler. Eyvallah. Köstebek gibi eştirirsin toprağı Osman. Ne ekeceğiz buraya? Bir şey ekmeyeceğiz. Kendimiz için değil, düşman için kazarız. Düşman için mi? Düşman için ne kazarız ki? Mezar. Delirdin mi Osman? Düşmana mezar kazmak da nereden çıktı şimdi? Bizi saldırmak için akbaba gibi beklerler. Onları yendiğimiz vakit nereye gömeceğiz? Daha yendik mi de bunu düşünürüz? Bir vakitler ulu kağanlardan biri bir tepeye çıkmış. Karşıdan gelen düşman ordusunu izlemekteymiş. Düşman ordusu o kadar kalabalıkmış ki kağanın ordusu düşman ordusunun karşısında bir avuç karınca gibi kalmış. Kağan'ın arkasında duran kaygılı veziri de Kağan'ın geri çekileceğini düşünerek Kağan'a eğilip sormuş. Ne yapmayı düşünürsünüz Kağan'ım demiş. Kağan misli misli kalabalık düşman ordusuna bakmış. Ben bu kadar düşmanı nereye gömeceğim onu düşünürüm demiş. Zafer düşmanı nasıl yeneceğini değil, nereye gömeceğini düşünerek başlar yiğidim. Zaferden şüphe edersen zafer ulaşamazsın Aybars. Alpler obada cenk için hazır. Biz de düşmanın mezarını hazır edeceğiz.
Bizim zaferden ne kadar emin olduğumuzu görecekler. O vakit bizden korkarlar. Hadi daha çok mezar kazacağız. Haydi haydi haydi. Emdi, sen de bana istediklerimi veresin. Keykavus nerede? Kızılçam ormanına gidersin. Oraya vardığında onu göreceksin. Seni bekliyor olacak. Her şeye rağmen büyük iş başardın Ertuğrul. Hatırlarsan senin gibi bir beyi kolay kolay harcamak istemediğimi söylemiştim. Tebriz'e işlerim bittikten sonra seninle daha çok iş yapacağız. Bize uzatılan hiçbir eli boş çevirmeyiz. Dostlukla uzanırsa sıkarız, düşmanlıkla uzanırsa keseriz. Subutay! Gizli sandığı götüren nökerlere haber edin. Kızılçam ormanına gelsinler. Ben önden Konya'ya gideceğim. Siz de Keykavus'la sandığı getireceksiniz. Emrin olur komutan olacak. Yaman pazarlık etti. Lakin ona verdiğimizden fazlasını kazandık. Bu kadar emin olmayasın. Ne demektir o? Hiç iyi etmedin derim. Ertuğrul'a verdiğin tavizler başımıza büyük belalar açacak bilesin. Neye öfkelendin Bey Bolat? O Süleyman denen çocuğu affetmemem mi?
bir çocuğu elinde tutamadın. Bu işin asıl suçlusu sensin. Süleyman benim umurumda bile değil. Benim derdim Gündoğdu. Niye ki? Ben kimim? Albastıyım ben, Albastı! Eğer Gündoğdu buraya gelirse Albastı olduğum ortaya çıkabilir. Sonra neler olur bilir misin? Demek mesele şu ha. Gülünecek ne var bunda? Mesele mühim derim, anlamaz mısın? Adam ne istediyse verdi. Senin saflığına gülerim. Bütün bunları ben düşünmedim mi sanırsın? Benim için mühim olan Keykavus'tu. Hele ki onu Hülagü Han'a teslim edeyim. Geri döndüğümde hepsini geri alacağım zaten. O vakit ne diye af kağıdı verdin? Verdim. Lakin o kağıt Gündoğdu'ya ulaşmazsa o da buraya gelemez. Sen de albastılığını göster, o kağıdın ulaşmasına mani ol. Nökerler hazır komutan alınacak. Ben şimdi Konya'ya yola çıkarım. Sen de Subutay'la beraber Keykavus'u almaya git. Ha, bir hata olursa bana hiç gelmeyin. Orada kendinizi öldürün. Yunal. Buyur beyim. Tez Batur Alp'e haber yolla. Kayıobası yakınlarına pusu atsın. O neden beyim? Gündoğdu'ya af kağıdını muhtemelen Süleyman götürecek. Süleyman'ı alıp buluşma yerine getirsin. O af emri Gündoğdu'ya asla gitmeyecek. Dragos geldiğinde onun gösterdiği yere gidip pusulanacağız. Kimseden hata istemiyorum. Komutan Dragos görünmedi mi daha? Hayır efendim. Siz beni açıkta bekleyecek kadar ahmaksınız. Ama düşman sizi görmeyecek kadar ahmak olmaz. Tut şunu. Efendim. Efendim sık ağaçlıklar olunca... Saklanmayı bilirsen, çölde bile olsan izini belli etmezsin. Ama bilmeyen yerin dibine bile girse saklanamaz. Şimdi hemen harekete geçeceğiz. Gideceğimiz yer neresi efendim? Ertuğrul sandığı götürecekleri en kestirme yolu Kızılçam Ormanı'ndan geçtiğini söylemişti. Saldırmak için de en uygun yer orası. Hemen gidelim o zaman efendim. Buranos.
Oraya gidecek en kestirme yolu biliyor musun? Ormanın bittiği yerde bir patika başlıyor efendim. O patika bizi doğruca Kızılçam Ormanı'na çıkaracaktır. Yani herkesin bildiği yoldan götüreceksin bizi, öyle mi? Kızılçam Ormanı'na giden tek açık yol orası efendim. Başka yolu nasıl bulacağız? Askerler. Tutun şunu. Ertuğrul'un bahsettiği Kızılçam Ormanı burası. Biz şu engebeli yamaçtan doğru gideceğiz. Atlar bu yamaçtan çıkarken zorlandıkları için bu yolu kimse kullanmıyor. Biz atları yamaçta bırakacağız. En hızlı şekilde Kızılçam Ormanı'na varmış olacağız. Anlaşıldı efendim. Herkesin yaptığını başarırsan herkes gibi olursun. Eğer kimsenin yapmadığını başarırsan herkesten daha büyük olursun. Askerler, gidiyoruz. Alpleri Söğüt'e mi yollasak acep? Bunca zaman oldu, Ertuğrul'umdan haber yok. Oğlumun başına bir şey gelmiş olmasın. Söğüt'ün dört bir yanı sarılmıştır Ayma Hatun. Beyimiz de bize burada kalmamızı buyurmuştur. Biz obamızı korumakla mükellefiz. O da yapacağını bilir. Allah'ım, sen Ertuğrul'umun yardımcısı ol. Bizi darda koma ya Rabbi. Hele Ertuğrul Bey'imiz sapasağlam bir dönsün. Örsün üstüne inen çekiç gibi çökeceğiz tepelerine. Vakti gelende o da olacak oğul. Ertuğrul'um, Süleyman. Oğlum. Dardana çıkışlar olsun. Abla. Çok şükür. Maşallah. Aslanım benim. Oy nene kurban, oy. Anam. Gözümüz aydın. Gözümüz aydın beyim. Allah senden razı olsun beyim. Başına bir hal gelseydi ben ne ederdim Süleymansız? Ben sana dediydim yenge. Yeğenimi itin köpeğin eline bırakır mıyım ben? Bir de gün doğdumdan hayırlı haberler alırsam gayrı başka muradım yoktur. O kapandan nasıl kurtuldun baba? İstediklerini verdin mi? Cihanda iki kudret vardır evlat. Biri pusat, diğeri de akıl. Lakin aklı daha yenebilecek bir pusat henüz icat edilmemiştir. Buyur yenge. Bu nedir beyim? Muradındır yenge. Açasın hele. Ağabeyim gün doğdu ve yanındakilerin af beratıdır. Allah'ım sana şükürler olsun. Ağabeyim hürdür. Ağabeyim dilediği vakit obasının otağının başına geçebilir. Beyim. Süleyman. Şükürler olsun. Çok şükür. Ana. Kızım. Çok şükür. Allah senden bin kere razı olsun beyim. Aferatı tazedir yenge. Moğol'dan kopan çapulcular, şakilik eden asiler, göç edecek obaların yollarını gözlerler saldırmak için. İmdilik yalnızca Süleyman gidecek. Lakin evvela görmemiz gereken bir hesap vardır. Süleyman da benimle gelecek. Sen obanla bir vakit daha bizimle birlikte kalasın.
Gerekli tertibatları hazırladıktan sonra Allah'ın izniyle siz de göçersiniz inşallah. İnşallah bey. Buyruk senindir beyim. Efendim orada ağaca bağlı biri var. Bu o. Kim efendim? Kafası. Bugün şahsi günümüzdeyiz. Biz onu ararken önümüze düştü. Hem Kelkavus'u hem de sandığı alacağız. Sultan Kelkavus. Önce Kelkavus, şimdi de sandık geldi. Biraz daha beklersek Hülagü Han da gelecek sanırım. Başkaları gelmeden hemen saldıracağız. Tanrı bize yardım ediyor Uranus. Şu anda avucumuzun içinde duruyorlar. Hem sandığı hem Kelkavus'u alırsak Hülagü Han bize muhtaç olacak. Emriniz nedir efendim? Ben arkada pusuda sizi izleyeceğim. İşaretimle beraber saldıracaksınız. Emredersiniz efendim. Polat bileğimiz, zorlu gövdemiz ve dahi keskin aklımızla pusatlarımızı ve otağımızı geri aldık. Şimdi Allah'ın izniyle sıra Söğüt'e gelmiştir. Beyim. Bey Bolat Bey uç beyliğini alıncaktan aldı. Söğüt'e de bu sayede kondu. Buna razı gelmeyecektir. Söğüt bizim zağlı kılıç hakkımızdır Artuk Bey. Elhak, doğrudur beyim. Lakin Bey Bolat Bey eline geçirdiği bu imkanın zayi olmasına müsaade etmeyecektir. Biz orayı siyasi cambazlıkla değil, pusatımızın keskin ucuyla aldık. Türk töresi bellidir. Bizden toprak isteyenler o toprağın altına girerler. Evelallah beyim. Direnmeye kalkarlarsa ne edeceğiz beyim? Hak isteyenin hakkını vermek de, hakkımıza baş kaldıranın başını eğmek de boyun borcumuzdur. Buyruk beyimindir. Buyruk senindir beyim. Kah dert çekip ateş soluduk. Kah ceylan gibi inleyip, kah kurt gibi uluduk. Madem düşmanlarımız bize oyun etmek isterler, o vakit tarihe yeni mühürler vurma vaktidir. Eyvallah. Eyvallah. Çözün şunu.
Tedbir alın. Çıktı bunlar.
Tez bu sancakları indirip kayı sancaklarını asın. Söğüt de bundan gayrı kayı sancakları dışında tek bir sancak kalmayacak. Ne yaptığınızı sanırsınız? Uç Bey'in sancağını indirmek de ne demek? Cenk mi istersiniz? İsterseniz ona da hazırız. Söğüt bizimdir. Buraya başkasının olanı değil, kendi kılıç hakkımı almaya geldim. Senin burada bir hükmün yok. Komutan alınacak, Söğüt'ü de, Uç Beyliğini de Bey Bolat Bey'e vermiştir. Benim kılıç hakkımı kimsenin kimseye vermeye gücü yetmez. Bizi çiğnemeden hiçbir yere gidemezsin.
Söğüt'ü benden almak isteyen varsa çeksin kılıcını gelsin. Başka kılıçların gölgesine saklanmasın. Ve yine de o alıncağı da hatta gerekirse Hülagü'ye de iletes. Süleyman Şahoğlu Ertuğrul Söğüt'ü geri almıştır. İçeri girmenize müsaade yoktur. Müsaade istemeye değil. Bizim olanı almaya geldik. Ne demek olur Ertuğrul Bey? Burası Uç Bey'in makamıdır. Ertuğrul Bey ne yaptığını sanırsın? Tez bütün Umur oğlu alplerinin pusatlarını alın. Söğüt'te bir tane Umur alpi görmeyeceğim. İçerideki sancakları da indirip kayı sancaklarını takın. Buyruk senindir Buyruk Bey. Buyruk senindir Bey. Böyle zırh pusat Uç Beyliği makamına girmek olur mu? Ertuğrul Bey, sana derim, duymaz mısın? İlbilge Hatun, yüksekte olanlar alçakta olanların sesini duymaz. Az daha bağıraydın. Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey. Hele gel İlbilge Hatun, ne diyeceksen içeride diyesin. Thank you.
Belki Han'ın adamlarısınız değil mi? Hülagü Han bütün altın orduyu yerle bir edecek. Bu yaptıklarınızın hesabı sorulacak. Sana aitlerin hükmü varsa kurtların töresi var demiştik. Şimdi de pençesini göreceksin. Hülagü de alıncak da bu pençeden kurtulamayacak. Sultanım. İyiyim Turgut Bey. Şunları yerle bir ettiniz ya. Ölsem de gam yemem. Eyvallah. Başkaları gelmeden gidelim. Gideceğiz Abdurrahman. Gideceğiz. Lakin evvela alınca hezimetinin haberini göndereceğiz. Neden hiç konuşmazsın? Bir kelam dahi etmezsin. Bu sancak buraya değil, sizin obanıza ait Bilge Hatun. Alasın hele. Bir şey diyesin Ertuğrul Bey. Neler olur? Bu olanlar da neyin nesi? Gayrı vakti gelmişti. Kılıç hakkımı gene kılıçla geri aldım. Ağabeyin büyük bir hata etti Bilge Hatun. Yakında hatasını o da anlayacaktır. Doğrudur. Söğüt sizin kılıç hakkınızdır. Lakin usulü bu mudur? Böyle kimseye sormadan, kimseye danışmadan baskın yapar gibi olur mu? Kılıç hakkı dediğin namustur Bilge Hatun. Biz namusumuzu danışma ya da pazarlık konusu haline getirmeyiz. Vaktini kollar, gereği neyse yaparız. Bir tarafta Moğollar, bir tarafta Dragos. İki yanı ateş deryası olan ince bir köprüden geçersin Ertuğrul Bey. Bu işin başına türlü gaileler açmasından endişe ederim. Yaptığın doğru değildir. Tüm umur obalarını karşına alırsın. Korkaklar her gün, yürekliler bir defa ölürler. Lakin onların ölümü merdane olur. Ben hakkı yerine getirdim Bilge Hatun. Bunun karşılığında gelecek olan tüm badirelere de razıyım. Ten kafesindeki şu canım çıkana dek ben de hakkın yanındayım. Lakin yaptığın doğru değildir. Herkesi karşına alırsın. İki obanın birliği ve dirliği için yaptığın yanlıştır. Hak yolu, hakikat yolu çetindir. Sığ idrak yufka yürekle aşılmaz. Çelik gibi irade, dağ gibi cesaret gerektirir.
Ben diyeceğimi dedim. Şimdi müsaadenle. Ne o sırma Hatun? Ağzından duman, gözünden ateş çıkar. Ne ola ki? Bu devran hep böyle sürer mi sandın? Ertuğrul Bey yaptıklarına son vermezse... ...ağabeyim bu ettiklerinizi yanınıza komaz Selcan Hatun. He, bu işler Şomaz'dan çıkan Murat'la olaydı... Cihan zalimlere, densizlere mülk olurdu. Alıncak nökerleriyle dönünce bunun bedelini çok acı ödetir. Bilesin Selcan Hatun. O vakit cihanda, mülkte kime olur, kime olmaz görürsün. Vah vah. Kaç keredir dedim Moğol'a sırtını dayayıp beylik taslama diyor. Lakin laf anlamazsın. Madem öğüt tutmazsın o vakit... Bak etrafına da kayı ihtişamını seyreyle. Görürüm ki çoban çadırında sultan rüyası görürsün Selcan Hatun. Demedi deme. Pek erken sevinirsin. Daha hiçbir şey bitmedi. Bana diyenlere bak hele. Çalımını gören selam durur. Çadırını gören sadaka verir. Ertuğrul Bey'imin kılıcı kınından çıktıysa o vakit bu iş nihayetine erdi demektir. Şimdi alın o Umuroğlu sancağınızı, gidin çadırınızı asın. Siz kim? Söğüde sancak asmak kim? Ben sizin yerinizde olsam, Ertuğrul Bey'im böyle hiddetliyken ortalarda dolaşmak yerine kaçacak delik arardım. Biz kor gibi yanan ateşin bir lokmasıyız sadece. Eliyle tutanın elini, yutmaya kalkanın ağzını yakarız. Aha biz de intikam aşını böyle soğutup yeriz Sırma Hatun. Şimdi size son bir nasihat edeyim de kinle bakan gözleriniz ihtişam dolsun. Kulaklarınızı açın, iyi belleyin. Yerinizi bilin. Haddinizi, hududunuzu aşmayın. Kargalar kartallarla, kediler de aslanlarla aşık atamaz. Günkut. Buyur beyim. Ahali meydana toplansın. Onlara diyeceklerim vardır. Buyruk sendir beyim. Yerdesin. Ölümün önünde durulmaz.
Doğru dersin. O vakit son doğan Hebes. Evvela suratını aç da kimin iti olduğunu öğreneyim. Sonra o pis kelleni alacağım. O sandığı size yar etmeyeceğim. Yar etmeyeceğim! Yunal! 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 Yunal dayan kardeşim. Dayan. Bu yara sana sinek ısırılır. Dayanasın. Dayanasın yiğidim, dayan. Yunal! 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 Beyim, Subutay ve nökerlerinin peşinden gittim. Neredeler? Subutay öldü beyim. Keykavus'u kaçırdılar. Sandık gitti. Keykavus gitti. Subutay gitti. Alınca ne diyeceksin diye, ha? Yunal. Yunal dayan. Yaşayacaksın. Tez atı getir. Yunal'ı Söğüt'e götüreceğiz. Çabuk. Yunal. Dayan kardeşim, dayan. Dayan, yaşayacaksın. Beyim. Kıymetli ahalisi, nice yıldır ırmak gibi çağlayan kudretimizi zemheri ayazıyla dondurduklarını sandılar. Lakin unuttular ki o donan coşkun ırmaklar güneş doğunca yeniden çağlarlar. O güneş bugün yeniden doğdu. Çağlayan kıdret ırmağımız esaret bentlerini de, zulüm taşlarını da yerle yeksan ettiler. Bizim sevdamız kutlu, davamız ebed müddettir. Bilinsin ki, kayı sancağı bir yere asıldıysa, son kayı ölmeden onu kimse oradan indiremeyecektir. Uç beyliği makamımız gasp edildiğinden beri nice zorluklar çektiğinizi iyi bilirim. Nizam eski usule geri dönmüştür. Verilen fazla vergiler kaldırılmıştır. Allah'ım çok şükür, çok şükür.
korku bertaraf edilmiş, adalet yeniden tecelli etmiştir. Gayrı hepimiz sulh içinde, huzur içinde yaşayacağız. Yurdumuzu, ticaretimizi sulh ve adaletle yeniden daha da güçlü kılacağız. Sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar hürriyet. Efendim, efendim. Efendim, sandığı almayı başardık efendim. Güzel. Büyük iş başardın Uranus. Onlara kim olduğumuzu gösterdin. Yaran ağır mı? Ağır değil efendim. Lanet olası Beybolat vurdu ama öldüremedi. Peki, Keykavus'un peşine giden adamımız ne oldu? Keykavus nerede? Keykavus'u kaçırdılar efendim. Kim? Bilmiyorum efendim. Yüzleri kapalıydı. Diğer adamlarımız ve Moğolların hepsini öldürdüler. Lanet olsun. Elimizden kaçırdık. Sizce kim olabilir bunlar efendim? Ertuğrul. O sandığımızdan da akıllı. Bu işin içinde o var. Hiç değilse sandığı alabildik efendim. Haklısın. Burası daha fazla karışmadan kaleye geri dönelim. Sandığı bana ver. Hadi. Siz ne yaptığınızı sanırsınız ha? Benim sancaklarımı indirmek de ne ola? Beyim! Yunan! Yunan? Yunan! 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 Yunal, dayan aslanım. İyi olacaksın, dayan. Yunal. Yunan!
Andolsun kanın yerde kalmayacak. Kalmayacak aslanım. Tez Yinal'ı alıp obaya gidin. Ben de bu ihanetin hesabını sorup geleceğim. Ağabey. Ne dediysek kulak asmadılar. Öyle mi? O vakit bir de ben deyim bakalım. Alpler! Ertuğrul Bey içeride mi? Uç beyimiz içeridedir. Uç Bey ha? Arkamdan ihanet edip sancaklarınızı asınca Uç Beyliğini aldığınızı mı sanırsınız? Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Çekil! Ertuğrul Bey! Nerededir Ertuğrul Bey? Geçemezsin Beybolat Bey. Siz ne yaptığınızı bilir misiniz ha? Kimden alırsınız bu cüreti ha? Pusatımızdan, töremizden, yüreğimizden. Töre sana zorbalığımı buyurur Ertuğrul Bey. Bu yaptığın rezaletin bedelini ödeyeceksin. Hele çıkasınız Alpler, teke tek konuşacağım. Buyruk senindir beyim. Buyruk senindir beyim. Zorbalık senin sırtını dayadıklarının harcıdır Bey Bolat Bey. Sen de onlara itimat edip haddinden büyük işlere kalkıştın. Ben de pusatımla zorbalığı çiğnedim. Hadsize de haddini bildirdim. Beni hadsizlikle itham edip durmayasın Ertuğrul Bey. Uç beyliğini ben mi istedim? Onlar bana verdiler. Ne yapacaktım? Elimin tersiyle geri mi çevirecektim? Obama hassizce tasallut ederken, otağıma yasak koyarken, töresiz ahkam keserken de mi onlar istedi? Kaç yüzün varsa hepsini gördüm Bey Bolat Bey. Bundan gayrı hiç kimseye müsamaham yok. Lakin en büyük hatan Moğollara sırtını dayaman değil, benim kılıç hakkımla aldığımı geri almayacağımı düşünmendir. Şimdi bunun bedelini ödersin. Ben alplerimi toplayıp böyle bassaydım, her taraftan kayı sancaklarını indirip hükmümü ilan etseydim, o vakit sen ne yapardın Ertuğrul Bey? Gördün işte ne yaptığımı. Bir daha yapmak isterseniz evvela mezarlarınızı kazıp ondan sonra gelin. Alınacak da sana gayrı hiçbir şey veremez. Hele Keykavus'la sandığı bir Hülagü Han'a götürsün. Geldiğinde o da görecek. Sandıkta yok. Keykavus'ta. Nasıl yok? Öyle bir cengin içine düştük ki mahşer yeri gibiydi. Sandığı da, Keykavus'u da kaçırdılar. Subutay da öldü. Yazık olmuş. Alıncak bu işin altından kalkamaz. Değil sana, bundan gayrı kendine bile hayrı olmaz onun. Sana Moğollara itimat ederek yanlış yaparsın demiştim. Sırtın boşa düştüğünde başına inecek kılıcı görürsün demiştim.
Şimdi ne yapacaksın? Baş olana mı itaat edeceksin, yoksa başına inen kılıca mı bakacaksın? Cenazem vardır Ertuğrul Bey. Vuruşmada İnal'ı kaybettim. Onu bir halledeyim. Sonra yanına geleceğim. Selam. Aleyküm selam. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Maşallah balalar. Bugün pek bir neşelisiniz. Bugün kutlu gündür hocam. Biz sevinmeyelim de kim sevinsin? Söğüt'ü de uç beyliğini de geri aldık. Zafer bizimdir hocam. Galip geldik çok şükür hocam. Daha bizim önümüzde kimse duramaz. Madem mevzu galip gelmek üzerine açıldı, demek ki bugün El Aziz ismi şerifini öğrenme günü. El Aziz Celle Celaluhu. İzzet sahibi. Her şeye galip olan, karşısında hiçbir kuvvetin duramayacağı, daimi muzaffer olan. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bize zatını ve kudretini tanıtırken Rahman ve Rahim olarak tanıtır. Bu Rabbimizin ne kadar merhametli olduğunu gösterir. Lakin biz kullara yakışan da onu aziz ve celil olarak anmaktır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresi 33. ayet-i kerimede buyurulur ki, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Allahü Teala merhamet sahibi. Bu mutlak hakikattir. Lakin o aziz ve celildir de. Yücelik ve şeref sahibidir. Azameti ve ululuğu her şeyi kuşatmıştır. Rabbimiz Nasr suresinde bizi şöyle uyarıyor. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde, insanların bölük bölük İslam'a girdiğini gördüğünde, Rabbini hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Yani zafer kazandınız. Bu galibiyeti kendinizden bilmeyin. Zaferin asıl sahibi olan Rabbinizi hatırlayın ve onu tesbih edin. Ola ki nefsiniz galibiyeti kendisinden bildi. O vakit Allah'tan bağışlanma dileyin. Zaten cihat cenk meydanında bitmez. Obaya dönünce de devam eder. Obada kiminle cenk edeceğiz hocam? Kendi nefsimizle Aybars. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, hakiki mücahit kendi nefsine karşı cihat açan kimsedir. Zira nefs ölmez. İnsanı kötülüğe sevk eder. Kendini büyük görür, Rabbini unutur. Allah'ın ihsan ettiği nimetleri, galibiyetleri kendisinden bilir. Allah'ın kılıcı ünvanını alan sahabe efendimizi tanır mısınız?
O kimdir hocam? Halid bin Velid radıyallahu anh. Büyük, muzaffer bir komutandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'ın kılıcı demiştir. Yani Seyfullah. Girdiği hiçbir cengi kaybetmedi. Nice toprakları İslam beldesi yaptı. Nice büyük orduları tarumar etti. Yıllar geçti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beka yurduna göçtü. Müminlerin emiri Hazreti Ebubekir devrinde yine at koşturdu. Kim bilir kaç pusat kırıldı elinde. Kaç düşmana diz çöktürdü. Hazreti Ebubekir de biricik dostu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına göçünce onun yerine müminlerin emiri Hazreti Ömer oldu. Halid bin Velid fetihten fete koşuyordu. İslamiyet yeryüzünü bir bahar gibi sarıyordu. Bir gün Hazreti Ömer Halid bin Velid'i komutanlıktan azletti. Ve dedi ki bundan böyle komutan değil, ordunun herhangi bir neferi olacaksın. Hazreti Ömer neden böyle büyük ve kahraman bir komutanı görevden aldı da ona herhangi bir nefer yaptı? Evet, bunu herkes merak etmişti. Haliyle Halid bin Velid de merak etmişti. Hazreti Ömer Halid bin Velid'e dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi sen Allah'ın kılıcısın. Çok büyük bir komutansın Halid. Lakin insanlar zaferi, galibiyeti senden biliyorlar. Sen komutansın diye galip geldiğimizi zannediyorlar. Onların bu zannı yanlıştır. Galip olan Allah'tır. Zafer Allah'tandır. Zafer Allah'ındır, dedi. Halid bin Velid bir nefer olarak savaştı. Allahü Teala yeni zaferler nasip etti İslam'ın ordusuna. Bir kez daha anlaşıldı ki evet, galip olan, galibiyeti nasip eden ancak alemlerin Rabbi'ydi. Aziz ve celil olan Allahü Teala sizleri zaferden zafere koştururken asıl muzaffer olanın kim olduğunu da sizlere unutturmasın. Amin. 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 Şu cihanda elde ettiğimiz ne kadar galibiyet varsa onun asıl sahibi Allah'tır. Mühim olan Allah'ın davasında bir nefer olabilmektir ki bu da Allah'ın insana en büyük lütfudur. Baban seni görünce kim bilir ne sevinecek oğul. Öyle ana. Hem babam hem de emmilerim gözümde tüterler. Oğul. Afberat'ı ile Ertuğrul Bey'in babana gönderdiği mektup nerededir? Getir de heybene koyayım. Zırhımın içine koyacağım ana. Heybenin içine konacak şey midir onlar? Aha, baban da böyle senin gibidir. İşini her daim sağlama alır. Evlat babanın sırrıdır diye boşuna dememişler ana. Öyle ya. Ah oğla. Seni böyle sağ salim, baban gibi zırhlı pusatlı gördüm ya. Yüce Allah'a şükürler olsun. Söğüt'ü de, Uç Beyliğini de geri aldı Ertuğrul Bey'im. Gözümle gördüm çok şükür.
Çok şükür oğul, çok şükür. Ana, Ertuğrul Bey'e de haksızlık ettim. Bunca derdinin arasında bizi ihmal etti sanmıştım. Meğer her bir şeyi düşünmüş de biz bilememişiz. Beylerin işini akıl erdirmek zordur oğul. Onlar kılı kırk yararak düşünürler. Doğru dersin ama. Sen de bey olacaksın. Ben seni bu günler için yetiştirdim. Yiğit o ki göçtüğünde dahi namı kalır, şanı kalır. Dinle oğul. Bizans keferesinden, Moğol soysuzundan geri durur, fütur gösterirsen o vakit sana hakkım helal değildir. Yok, göğüs göğüse vuruşur, başın dik, alnın ak olursa işte o vakit bizim de yüzümüzü ak edersin. Ki o vakit şehadete erersin. Bizim yolumuz da, duamız da budur oğul. Allah razı olsun ana. Senden de. Allah'a emanet olalım. Oğul. Ardından esen rüzgar gibi tez gidesin. Önünde, ardında akça su gibi berrak olsun. Ayağına taş, yüzüne yel değmesin. Amin. Efendim. Sandığı açıp içine bakacağız. Ama bu tehlikeli olmaz mı efendim? Sandığın yerini bize Ertuğrul söyledi. Gelip isteyecektir. Haber de göndermedik. Sandığı biz ele geçirdik. İçine bakmadan, içindeki bilgileri almadan bu sandığı Ertuğrul'a vermek aptallık olur. Ayrıca açtığımızı nereden anlayacak? Kekavus'u bizden yardım alarak kaçırdı. Ama geri alırken bize hiçbir şey söylemedi. Anla artık Uranos. Bu iyi niyetli bir ortaklık değil. Çıkar ortaklığı. Bu sandığın anahtarı yok. Bu lanet olası sandık nasıl açılıyor? Efendim, Ertuğrul Söğüt'ü ele geçirip Uç Beyliğini yeniden ilan etmiş. Ertuğrul geri durdu. Bu sürede de herkesi tuzağına çekti. Sonunda da en ağır yumruğu vurdu. Şimdi anladın mı? Ertuğrul'la olan ortaklığımıza neden güvenemeyeceğimizi. Sıra bize de gelebilir.
Bu sandığı açmak için bu işten anlayan birisini bul. Hemen. Nice vakit olmuştu. Mertlik, yiğitlik, böyle hakikatli bir beylik görmeyeli. Allah sizden razı olsun. Cümle bizden sultanım. Eyvallah. Eyvallah sultanım. Hepimiz bu kutlu yolda birer sancağız. Hiçbir sancağın yere düşmesine de müsaade etmeyeceğiz evvelallah. Sultanım. Gayrı siz Altın Ordu hükümdarı Berkan'ın topraklarına varasınız. Bu mektubu Ertuğrul Bey'im size vermem için bana bıraktı. Mektubu onlara verdiğinizde sizin Sultan Keykavus olduğunuza inanacaklarını... ...bu mücadele için orada bulunmanızın en münasip olduğunu söyledi Ertuğrul Bey'im. Keşke özürdüm de kalaydım da üzerime düşeni yapaydım. Nice vakit olmuştu toprağıma, suyuma doyamayalı. Ne edelim? Kaderimizde bu da varmış demek. Dava için bunu da sineye çekeriz. Eyvallah. Sultan, altlar sizi bekler. Allah'a emanet olasınız. Tahtımız, tacımız gelip geçsin de... ...Allah sizin gibi yürekli yiğitleri bu yurttan eksik etmesin. Eyvallah Sultan. Eyvallah Sultan. Eyvallah Sultan. Turgut Bey'im. Ertuğrul Bey'im Söğüt'ü de uç belini de geri almıştır. Maşallah, maşallah. Eyvallah. İmdi alınca an itibarı yerle bir olacaktır. Bundan gayrı o yaşayan bir ölüdür. Maşallah. Sultanım, sizi uğurlayalım. Biz de obamıza varalım gayrı. Yunal. Benim yiğit yoldaşım. Sana bunu yapanlara cihanı dar etmezsem, beylik kılıcımla doğranayım. Düşmanın kahpelikle açtığı yarayı intikam ateşiyle dağlayacağız. Bir canımızı alanın bin canını almazsak, aldığımız her nefes bize haramdır. Kara pusatım üstüne. Kızıl kanım üstüne. Erlik, yiğitlik nişanı üstüne. Andolsun ki canımızı yakanın canını alacağız. Hükmümüzü çiğnenleri kara yere gömeceğiz. Bize düşmanlık edenlere intikamsız ölüm göstermeyeceğiz. İntikam! Çok şükür oğul, obamızı, otağımızı, uç beyliğimizi demir pençenle söküp aldın.
pes etmeyip soluğumuzun tükenmediğini herkese gösterdim beyim. Bu mücadele ezelde başlayıp ebede kadar devam edecektir. Bu cenk ellerindeki kudreti mazlumlara zulmetmek için kullananlara karşı açılmıştır. En ücra köşedeki zalim inine baskın vermeden, en sarp dağdaki zulüm kalesini yerle yeksan etmeden de bitmeyecektir. İmdi ne edeceğiz baba? Nasıl ki cengin alameti kılıç çakırtılarıysa, zaferin alameti de kopuz sesleridir. Şimdi Akça Otağı'da görklü bir toy vermenin vakti gelmiştir. Zaferimizi kolca kopuz sesleriyle duyuralım ki bu sesler ahaliye umut, düşmana da korku salsın. Buyurumdur. Ahali yedirilip içirilsin. İhtiyacı olanın ihtiyacı karşılansın. Borçlu olanların borçları kapatılsın. Herkesin gönlü şen olsun. Ne hastedin beyim? Gamdan, gasavetten kasım kasım kasıldıydık. Şöyle şen olalım. Göl gibin şerbet içelim. Dağ gibin et yiyelim. Ala geyikler, süt kuzusu butlar, karaca döşü dişleyelim. Ozanlar gelsin, divanlar düzülsün. Beyler diz vursun. Toy edelim, toy edelim. Ağabey, olanları gözlerimizle gördük ağabey. Uç beyini yok sayıp kendi başına hüküm vermek de ne olurmuş? Bunu yanına koymayacağız, değil mi? Sen komutan Alıncak tarafından bu vazifeye layık görüldün. Öyle kafasına esen Uç Bey'e olaydı, buralar Uç Bey'inden geçilmezdi. Türk obaları onun arkasındadır. Ertuğrul uğruna Alıncağı bile diklenen oba beyleri beni hiç tanımaz. Lakin ben yapacağımı iyi bilirim. O vakit ne yapacağız ağabey? Ertuğrul Bey'in dediğini kabul edip boyun mu eğeceğiz? Biz kimseye boyun eğmediğimiz, asi ve dik başlı olduğumuz için otağımızın girişine koçbaşı asarız. Ne gerekirse onu yapacağız. Size düşen öfkenize kapılıp sükunetinizi kaybetmemektir. Onlarla iyi geçineceksiniz. Sırma, sen çok fevrisin. Bu işler böyle öfkeyle her serkeşe çıkmakla olmaz. Hele sen bir müddet geride durasın. Bundan böyle obamızın hatunlarını İlbilge temsil edecek. Lakin ağabey... Sırma! Bu bir öfke cengidir. Ak sütün içindeki akkılı göreceksin. Dibinden, kıyısından, sezdirmeden gideceksin. Avınla karşı karşıya geldiğinde göreceği şey senin dişlerin olacak. Lakin sen hamsın. Hem dişlerini hem de pençeni gösterirsin. Belli ki Selcan Hatun senin hafsalanı bozmuş. Bundan böyle vazife İlbilge'nindir. İlbilge, sen de bu hususta ne gerekliyse yap bacım. Sen de Selcan Hatun'dan tez özür dileyeceksin. Zinhar! Sırma! Eğer tek kelam daha edersen o dilini keser alırım. Gayrı otağımızda da mı hükmümüz geçmeyecek ha? Haydi. Ne dediysem onu yapın. Haydi.
Beybolat'ın hükmü bittiyse Balbastı'nın hükmü başlar. Gayrı Albastı olma vakti gelmiştir. Ertuğrul. Evvela en sevdiklerinin canından başlayacağım. Süleyman. Bunları dokumada iyi olan hatunlara veresin. Güzelce işlesinler. Kayıların kilimhanesine götüreceğiz. Bağış üstüne hanımım. Kaynatılan boyaları ne edeceğiz? Onları da Hayme Hatun'a götüreceğiz. Bu civarda kök boyanın hakkını verecek göz bir tek onda var. Maşallah. Tez başlamışsın işine. Nedir bu heves? İp eğirmek, yün tutmak bütün oba hatunlarının bildiği iştir. Lakin sen beylik işlerine burnunu soktuğundan beri bunları da unuttun tabii. Beylik işlerine burnunu sokan ben miyim? Yoksa sen misin? Ne yaptın ettin? Aldın vazifemi elinden. Bu benim beylik işlerine koşturmamla değil, ağabeyimin ferasetiyle oldu. Pek de âlâ oldu. Menfaatimize münasip olanı yaptı. Evvela Ertuğrul'la evlenmeme mani oldun. İmdi de vazifemi aldın. Gayrı şuna inanırım ki senin tek gayen elimdekini almaktır. Garezin nedir? Nedir bu haset? Bana açıkça söyle. Sırma! Söylerim inanmazsın. Anlatırım anlamazsın. Aklınla değil, hırsınla hareket edersin. Yem vuramadığın öfken yüzünden başımıza gelenleri herkes gördü. Her şeyi iyi bildiğini sanırsın. Gururuna dokundu değil mi? Benim senden önde olmam. Ertuğrul'u evliliğe nasıl razı ettiysen ağabeyimi de öyle ettin. Yetti Gayrı! Yetti! Uç beyliği elden gitmiş. Senin ettiğin kelamlara bak.
Eğer ağzından böyle laflar bir daha duyarsan, ağabeyimden önce ben keserim o dilini. Şimdi ağabeyimin hükmüne boyun eğeceksin, dizini kırıp oturacaksın. Selcan Hatun'dan da af dileyeceksin. Bundan gayrı seninle ilgili hiçbir mesele duymak istemem. Oyunumuz bunu gerektirir. O Selcan yılanından özür dileyeceğime ölürüm daha iyi. Herkes görecek. Sırmanın onuruyla oynamak neymiş, onu hançerlemek neymiş. Sen de sakın bir daha beni tehdit etme. Yoksa öfkemin gazabından payına düşeni alırsın. Eyvallah beylerim. Eyvallah beyim. Buyurun hele. Kuş sürüsüne kuzular baş olunca kurtlar da günden güne kuzulaşır. Lakin kurt baş olursa sürü de kurtlaşır. Çok şükür. Sen hak ettiğin uç beyliğine, bizse hak ettiğimiz uç beyine kavuştuk sonunda. Eyvallah. Kılıçların verdiği hüküm gene kılıçla bozulur. Biz bir vakit kınında tuttuysak, intikam anını beklediğimizdendi. Bundan gayrı 10 yıl boyunca yürüttüğümüz nizam neyse, aynı nizam geçerlidir. Ya Moğollarla Umuroğulları bu işe ne diyecek beyim? Kurt gözünü karartınca sürüyü hesaba katmaz. Vakti geldiğinde hakkımızı kara çelikle nasıl aldığımızı herkese gösterdik. Gayrı uç beyliği üzerinde söz söylemek alıncağın boyunu aşar. Ne o uç beyliği verecek kadar güçlüdür, ne de Umuroğulları uç beyliğini alacak kadar. Sen olmazsan başımıza neler gelirmiş, hepimiz en acı şekilde gördük. Bundan gayrı en ufak tehditte varımızla yoğumuzla senin yanındayız Ertuğrul Bey. Kötü çoban sürüyü uçuruma götürür. Lakin sen başımızda oldukça biz bütün avcılara canımızı siper ederiz. Töremiz bellidir. Dirliğin temeli birliktir. Biz bir olursak kimsenin bizi kırmaya gücü yetmez. Bundan gayrı Söğüt'e hepimiz canımızı siper edeceğiz. Bizim gözle görülmeyen, elle çizilmeyen hudutlarımız vardır. Bu hudutlar ezelden çizilmiştir ve bütün cihanı kaplar. Büyümeyi göze alamayanlar küçülmeye mahkumdurlar. Bundan gayrı burada atacağımız her adımı 1000 yıl sonrasını, 1000 yurt ötesini düşünerek atacağız. Madem cihandan silinmek istemeyiz, o vakit bütün cihana yayılacağız. Gayrı yaydan fırlayıp önümüze çıkanları delip geçerek hedefimize doğru gideceğiz. Zırhımız iman, pusatımız adalet, hedefimiz nizam-ı alemdir evvelallah.
Allahu Ekber! 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 Ne diye önümüze çıkarsınız? Canınıza mı susadınız ha? Siz de kimsiniz? Biz sizin eceliniziz. Er olsanız yüzünüz açık olurdu. Demek ki bakılacak yüzünüz yok. Gelin bakalım. Süleyman, beni öldür diye yalvaracaksın. Bunu bağlayın, mağaraya götüreceğiz. Bizim adamların ölüsünü alın, diğerleri kurda kuşa yem olsun. Seni kendi tükürüğünde boğacağım. Zaman oldu. Hala ne yapıyorsun? Hadi! Böyle bir kilit düzeniyle ilk kez karşılaşıyorum. Çok usta birinin elinden çıktığı belli. Belli ki içinde çok önemli şeyler saklı. Ama benim çözebileceğim bir şey değil bu. Zorlamamız tehlikeli olabilir. Beceriksiz! Kalk! Bırak! Git, hadi! Efendim, ne yapacaksınız? Bu sandığı kendim açacağım. Efendim, çok özel bir sandık. Eğer kırılırsa içindeki bilgilerden olabiliriz. Ertuğrul'la da başımız belaya girer. Hem Ertuğrul bizi dost biliyor şu anda. Ertuğrul'un tadı cehenneme! Bu sandığın içindeki bilgiler Ertuğrul'la olan dostluğumuzdan çok daha önemli. Ne olursa olsun açacağım. Sandıkta böyle bir düzenek oldu. Keşke zorlamasaydınız efendim. Şimdi Ertuğrul'a ne diyeceğiz? Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl olur?
Bayırtayım mı? Cesaretin yok yüzünü açmaya. Mektup nerede? Gündoğdu'ya mektubu nerede verecektin? Bizde Sırge Öz kafesinde saklanır. Ölsek de verilmez. O vakit ben de o göğsünü yarar. O sırrı oradan alırım. Elinden geleni ardına kuma. Ben de size verilecek sır yoktur. Bakalım kızgın demir bağrına yapıştığında aynı yiğitliği gösterebilecek misin? Sandık ve Keykavus'la girince ihtişamından yer gök sarsılacak. Hanımın altın saçaklı otağında sağ yanında oturacağım. Kalgançı'ya kadar çağımız söylenecek. Uçmağda Cengiz Hanım'ın önünde diz vurunca bana gök saçaklı tuğ verecek. Gün bizim günümüzdür. Göl gibi içki dökün nökerlerime. Var olmadan alacak. Var olmadan alacak. Var olmadan alacak. Var olmadan alacak. O ne elindeki? Can sıkıntısından o babası altınları yağma mı ettiniz ha? Bir atın yerine konulmuş halde geldi komutan alınacak. Hele aç bakalım. Sahip sizde. Tez bulun bana! Subutay öldüğüne göre sandık. Mahvoldu. Uludağlar üstüme yıkıldı. Hanım ayaklarımdan çektirecek atlarınla. Karayeri boylayasını alıncak. Kazırgan ateşleriyle yanasın.
Bunu kimin yaptığını bulacağım. Bütün Anadolu'yu yangın yerine çevireceğim. Kanlı göller yaratacağım. Kan kusturacağım. Kan! Ölüm kusturacağım. Ölüm! Allah'ım bu akça otağda nice zafer toyları vermeyi nasip etsin. Amin. 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 Hepsi bizim cesaretimizden, kudretimizden nasiplerini aldılar. Onlar kum gibi ordularıyla, pusatlarıyla bizi yenebileceklerini sandılar. Lakin bizdeki akıl pusatını unuttular. Yanlış vakitte atılan bin okun vuramadığını, doğru vakitte atılan bir ok vurur. Ozan dili de yiğit bileği gibi çeviktir. Biz Allah'ın izniyle bir zafere eriştik. Gayrı sen de zaferimizi kopuzunun telleriyle şenlendiresin. Eyvallah beyim. Söğüt'te yurt kıldın, mesken eyledin. Her zaman eline doğru söyledin. Meydanlarda korku nedir bilmedin. Yurduna obana Allah yar olsun. Süleyman Şahoğlu yiğit Ertuğrul. Allah hak yolunda sana yar olsun. Tarihte olmadı sen gibi oğul. Allah zaferlerde sana yar olsun. Tarihte olmadı sen gibi oğul. Allah zaferlerde sana yar olsun. Bir ceylan gözlüye gönül bağladım. Dinmeyen sevdanla yürek dağladın. Bazen seller gibi coşup çağladın. Vuran kollarına Allah yar olsun. Süleyman Şahoğlu yiğit Ertuğrul. Allah hak yolunda sana yar olsun. Tarihte olmadı sen gibi oğul. Allah zaferlerde sana yar olsun. Tarihte olmadı sen gibi oğul. Allah zaferlerde sana yar olsun. Gündüzün ve savcın senin canındır. Osman'ın aslandır senin kanındır. Sultan Hayma ana şeref şanındır. Kutlu Oğuzlara Allah yar olsun. Süleyman Şahoğlu yiğit Ertuğrul. Allah hak yolunda sana yar olsun. Tarihte olmadı sen gibi oğul. Allah zaferlerde sana yar olsun. Tarihte olmadı sen gibi oğul. Allah zaferlerde sana yar olsun. Allah hak yolunda sana yar olsun. Yurduna obana Allah yar olsun. Vuran
kollarla Allah yar olsun. Kutlu omuzlara Allah yar olsun. Eyvallah. Var olun beyim. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Amin.